Yani Liverpool'un penaltı pozisyonu dışında yarım pozisyonu daha var. Arbatur. İki, Ol. Manchester City'nin planı çok iyiydi. Yani öyle bizde çok basitleştiriliyor. Topu rakibe bırakma, topu alma öde değil. Top sürekli hareket halinde oyun içinde. Topa karşı nasıl pozisyon aldığın önemli. Manchester City hucum presi, mesafesi. Bak dikkat. Alisson'a hiç yani Alisson'a hiç top yaptırmadılar. Yani Alisson'a kadar gittiler. Niye santraforsuz oynuyorsun? Foden, Sterling. Biri sola, orta da Foden oynuyor. Tabii Bernardo Silva'nın orta sahada iç olarak sağ öne de gelip oynaması ve sağ önde ekstradan oyuncu oynaması da var ama presle başka bir pozisyon oluyorlar. Pep Guardiola'nın ince detaycılığı, ayrıntıcılığı neden neden çok doğru bir plan? Van Dijk olmayınca zaten Liverpool presle sıkıştığı zaman uzun etkili şekilde çıkamıyor ve Salah'la Mane'yi de böylece devreye sokamıyor tek pasla bir. Bu uzun pasları diğer çok iyi atan oyuncu kim Liverpool'da? Trent. Hayır. Jordan Henderson. Doğru, Jordan Henderson. Trent uzun paslı buluşma rolünde bu durumlarda genelde. Trent de uzun pası iyi atıyor ama... Çoğu çaprazları. Presten çıkmaya çalışırken, presi aşmaya çalışırken değil. Şu tip pozisyonlarda gördüğümüz gibi. Geçişlerde çok iyi yapıyor. Evet. Aniden atıyor. Robertson da çok iyi atıyor. Bazen Robertson Trent'i, Trent, Trent Robertson'a atıyordu. Bu ama hucum gücün senin. Senin savunmadan hücuma geçişlerinde iki oyuncu kritik. E şimdi Van Dijk yok. Jordan Henderson'ı da stopere çekince... Henderson pasları... Fandryk'in attığı yerden atmıyor daha önden. İki stoper sıkıştığı zaman Jordan Anderson bazen sırtı dönüp gelip Alison'dan direkt alıyor ve tek pasla sağa ya da sola mesela Fandayka atıyordu. Doğru. Eski maçlara şöyle bir canlandıralım kafada. Gomez dribblingle çıkıyordu. Bek de oynayabilen bir oyuncu olduğu için dribbling özelliği daha iyi. Eldeki diğer stoperlere mesela Matip'e göre, mesela o dönemki diğer stoperlere. ve Fandayka göre de iyi olan tek özelliği varsa dribbling'i. E. Daha rahat çıkıyordu presle. E sen şimdi yine bu maç Fabinho, Jordan Henderson'la başladın. Ben Ozan'ı bekliyordum. Ozan Kaba şu maçta oynatıp bu ateşin içine atmadığı için Ozan adına teşekkür ederim Klopp hocaya. Bence doğrusunu yaptı ama kaybedersin. Sen daha önceden alacaktın stoper. Direkt gelir gelmez oynatacağın stoperler alacaktın. Gelir gelmez. Yani direkt Van Dijk'ın ikamesi oyuncu en yakın profildeki oyuncular belli. Kulübalidir tecrübe farkıyla. Upamecano'dur. Ama Upamecano ile hani Leipzig le eşleştin. Bu arada bildiğin son dakika haberi. Upamecano 42,5 milyon euro serbest kalması var bu yaz için. Bayern Münih hemen yatırımını yapmış. Hı. Chelsea ile Liverpool da tırnak içinde aportta bekliyormuş. Aportta beklersen dördü yersin. Gitti gitti. Doğru. Topu sen çıkaramıyorsun. Topu çıkaramayacağım Şimdi Golleri getirelim. Tabii ki Alisson'un hataları. Eriyor. Yalnız Karius falan karşılaştırma yapman Alisson'un yerinde olsam. Ur Ur sana gerekli mi? hukuki... <laughs> karşılığı veririm yani. Gerçekten Aynen. hiçbir kaleciye öyle bir benzetme yapılmaz yani. Ayıp. Kavgada bil. söylenmez. Bilmiyorum böyle ruh çağırma falan yaptı Karius. Bir günde bu kötü oynasın falan mı dedi yani. Bak öyle, ne dedi, öyle bir Klop, hayatımızı çok kurtardı dedi. Evet öyle. Senin Karius'la şampiyon olmanın imkanı yoktu. İşte Beşiktaş'ta da aynı sorun vardı zaten. O kaleciye nasıl şampiyon olacaksın? Bu ilk penaltı. O kaleci şampiyon yaptı. Bu maç bu maç gitti. Bu maçı belki 2-1 kaybedecektin. Kaleci Ali Son'da var. Sen penaltıdan gol attın bir tane. Diaz sala pozisyonu. O da tartışılır. O da tartışılır. Ne kadar penaltı. Çok tartışılır. Hiçbir şey üretemedin. Üretememin sebebi Guardiola'nın dediği gibi. Savunma biçimi, hücum biçimini belirler.